Masalla karşınızdayız. Tilki ile keçi. Tilki, keçi. Ya da keçisin, tilkisin. Tilkinin biri güneşli bir günde ormanda geziyormuş. Bir öteye bir bereye giderken de aklından çeşitli kurnazlıklar geçiyormuş. Bir anda ne olduğunu şaşırmış. Önündeki kuyuyu görmemiş olacak ki adımını attığı anda kendini kuyunun dibinde bulmuş. Uğraşmış, didinmiş ama bir türlü kendini yukarı çekememiş. En iyisi buralardan birinin geçmesini bekleyeyim. Tek başıma beceremeyeceğim bu işi. Diyerek oracıkta oturmuş. Çok geçmeden keçinin biri su içmek için kuyunun başına gelmiş. Kuyuda tilkiyi görünce şaşırıp, merhaba tilki kardeş, nasılsın? Sen tilki misin? Hani ama ben sen... tilkiydim. Tamam. Bunu sen demen gerekiyor bu lafı. Sen ben söyle. Merhaba tilki kardeş. De. Merhaba tilki kardeş. Ha. Bu kuyunun dibinde ne işin var demiş. Bu o ben söyleyecek bir tilki. Neyse ben okuyayım o zaman. Kandıracağı hayvanı bulan tilki, bir işim yok keçi kardeş. Dışarıda hava o kadar sıcak ki, buralarda durabilecek en iyi yer bu kuyunun dibi. Suyu da o kadar güzel ki, hem serin hem tertemiz. Sen de gel aşağıya, biraz laflarız demiş. Laflar. Tilki uyanıklı geliyor yani, ne yapacaksa. Tilki sözlerini bitirince, oyuna getirildiğinden habersiz olan keçi yuvaya, kuyuya inmiş. Niye iniyorsun sen kuyuya keçi? Başlamışlar konuşmaya. Uzunca bir süre geçtikten sonra akşam oldu neredeyse. Hava da serinlemiştir dışarıda demiş tilki. Tilkinin yolu bildiğini umarak nasıl çıkacağız buradan diye sormuş keçi. Eğer ben senin üzerine çıkarsam buradan kolaylıkla yukarı ulaşabilirim. Çıkınca da sana kuyruğumu uzatırım. Öyle çıkarsın demiş kurnaz tilki. Keçi de tamam demiş. Ve tilki onun üzerine basıp çıkmış yukarıya. Sen iyi gidi tilki. Hemen çıktın değil mi yukarıya? Keçi. Niye çıkarttın onu? Kuyudan çıktıktan sonra da aşağıya doğru seslenmiş. Keçi kardeş. Düşündüm de sen benim kuyruğumun çekemeyeceği kadar ağırsın. Sana kuyruğumu uzatırsam kuyruğum kopar. O yüzden sen en iyisi senin otur orada. Belki yeterince soğuk olduğunda aklın başına gelir de her denilene inanmamayı öğrenirsin. Tilki tilkilik etmiş, keçiyi kandırmış bak. Bunları duyan keçi kandırıldığını anlamış. Çok sinirlenmiş ama bir şey yapamamış. Yapabildiği tek şey bir daha kurnaz tilkinin oyununa gelmeyeceğine dair kendine söz vermekmiş. Orada oturup biri onu kurtarana kadar beklemiş. Sen söyle keçi. Bu masaldan ne anladık? Her zaman dikkatli olmalıyız. Dikkatli olmalıyız. Her zaman dikkatli olmalıyız. Kötü insanların sözüne inanmıyoruz. Ama onun kötü olduğunu bilmiyorsak her önümüze gelenin, her yabancının sözüne inanmayacağız. Peki sen söyle. Şimdi? Keçinin durumuna düşmeyeceğiz değil mi? Onun için asla tanımadığımızda güvenmediğimiz... Tamam sen söylüyorsun. Ben sana yardımcı olurum. Hadi sen devam et. Ama çekim var orada. Bak millet bizi bekliyor. Hadi. O zaman bak bitireceğim ben. Peki sana da Allah'a ısmarladık da. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.